Ben ve çevrem. Canlı ve cansız varlıkların bir arada olduğu ve içinde yaşadığımız ortamları çevre olarak adlandırırız. Evimiz, okulumuz, evimizin etrafındaki hastaneler, parklar, marketler bizim çevremizi oluşturur. Çevremizi doğal ve yapay çevre olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Doğal çevre, oluşumunda insanların etkisi olmayan, çeşitli doğa olayları sonucu veya kendiliğinden oluşan ortamlardır. Yapay çevre ise insanlar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ortamlardır. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevremizi korumalıyız. Bunun için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bitki ve hayvanları korumalı, çevremizi çöplerden arındırmalıyız. Geri dönüşümü olan çöpleri mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Ağaç, çiçek dikip çevremizi güzelleştirmeli. Çevre sağlığı için çalışan sivil toplum örgütlerine destek olmalıyız. Bir etkinlik daha yapalım. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştirerek cümleleri tamamlayalım. Peri bacaları, Ihlara Vadisi doğal çevreye örnektir. Doğal çevrenin oluşumunda insanların etkisi yoktur. Tuz Gölü cansız varlıklara örnek verilebilir. Bolu Dağı Tüneli, Topkapı Sarayı yapay çevredir. Ayçiçeği güneşe yönelerek hareket eder. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir. Kuşlar yumurtlayarak çoğalan canlılara örnek verilebilir. Bitkilerin boşaltım organı yapraklarıdır. Hava doğal çevreye örnektir. Bitkilerin yaşaması için ışık, su ve havaya ihtiyaç vardır. Yılan sürünerek hareket eden bir canlıdır. Canlıların ortak özelliklerinden biri de boşaltım yapmalarıdır. Örnek etkinliklere devam edelim isterseniz. Bitkilerin yaşam döngüsünü sıralama. Fasulye tohumunun çimlenme evreleri yanlış sıralanmış. Onları doğru olarak sıralayalım mı? Birinci, üçgen şeklinde olan fasulyemiz. Fasulyeler biliyorsunuz fasulye, nohut, uyuyan tohumlardır. Onlar aslında canlıdır ama canlılık özelliği göstermezler. Uygun ortamı bulduklarında su, toprak ve güneş ışığı aldıklarında çimlenmeye başlarlar. Ardından çimlenmeye başlayan daire şeklinde olan, daha sonra genç filiz olma yolunda kare şeklindeki görselimiz ve son olarak da artık erişkin bir bitki haline gelir ve çiçek açar, meyve vermeye başlar. O zaman sıralayalım. Birinci şeklimiz üçgen, ikincisi daire, üçüncüsü kare, dördüncüsü de yıldız şeklinde olan görseller. Bir bitkinin yaşam döngüsünde boş bırakılan evreleri aşağıdaki ifadelerden uygun olanı ile tamamlayalım. Bu da az önce söylediğimiz gibi bir bitki önce tohum, daha sonra tohumun uygun ortamda su, toprak ve güneş enerjisinden yararlanarak tohumun çimlenmesi gerçekleşiyor. Ardından genç bitki oluşuyor ve daha sonra çiçek ve meyve vererek erişkin bir bitki haline geliyor. Buna da biz bitkinin dönüşümü döngüsü diyoruz. Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım. Evet, bir etkinlik daha. Nevşehir'deki peri bacaları ülkemizdeki doğal anıtlara en güzel örneklerdendir. Tohumdan yeni bitki oluşumuna kadar geçen süreci bir bitkinin yaşam döngüsü olarak adlandırabiliriz. Solunum tüm canlıların ortak özelliklerinden biridir. Bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır. Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar havayı
hava kirliliğine neden olur. Yaşam alanımızı korumak için çöplerimizi ayrıştırarak atmalıyız. Cam, kağıt, metal geri dönüşümü olan maddelerdir. Tarım ilaçları toprak kirliliğine neden olur. Bir de test çözelim. Hangisi cansız bir varlıktır? Yıldız, gül, serçe. Tabii ki yıldız. Yani A şıkkı. Hangisi kedi ve farenin ortak özelliğinden değildir? Kedi ve fare beslenirler, çoğalırlar ama kendi besinlerini üretemezler. Öyleyse yanlış cevap, kendi besinlerini üretirler. Dolayısıyla doğru cevap olmuş oluyor. C şıkkı. Yapay çevreye hangisi örnek verilemez? Milli parklar, halı sahalar, yüzme havuzları. Doğru cevap A şıkkı. Hangisi doğal çevredir? Ayasofya Camii, Kız Kulesi, Manavgat Şelalesi. Ayasofya Camii insanlar tarafından yapılmıştır. Kız Kulesi insanlar tarafından yapılmıştır. Ama Manavgat Şelalesi doğaldır. Öyleyse doğru cevap C. Hangisi kendi besinini kendi üretir? Tırtıl, solucan ve çiçek. Tırtıl ve solucan hayvan oldukları için onlar kendi besinlerini üretemezler. Hazır besin kullanırlar. Çiçek kendi besinini kendisi üretir. Etkinliklerimize devam ediyoruz. Doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olan cümlelerin başına Y harfi yazalım. İnsan eliyle oluşturulmamış doğal ortamlar doğal çevre olarak adlandırılır. Doğru. Canlıların yaşayabilmesi için hava, su ve ışığa ihtiyaç vardır. Doğru. Bitkiler kendi besinini kendisi üretir. Doğru. Tohumlar canlı değildir. Uyku halindeki canlılar olarak adlandırabiliriz. Doğru. Hayvanların büyümesi sınırsızdır. Yanlış. Bitkiler dünyamızın oksijen kaynağıdır. Doğru. Tüm canlıların üreme şekilleri aynıdır. Yanlış. Küstüm çiçeğine dokunduğumuzda yapraklarını kapatarak tepki verir. Doğru. Kaplumbağa hem suda hem de karada yaşayan bir canlıdır. Doğru. Hayvanat bahçeleri doğal çevrelerdir. Yanlış. Doğal çevremizi korumak için geri dönüşüme önem vermeliyiz. Doğru. Akarsu ve göller yapay çevreye örnek verilebilir. Yanlış. Papatya yapraklarıyla boşaltım yapan bir canlıdır. Doğru. Martılar suda yaşayan canlılardır. Yanlış. Çünkü karada yaşarlar ama denizden, sudan besinlerini alırlar. Kaktüs ve develerin yaşam alanı çöldür. Doğru. Ayı, tilki gibi hayvanlar hem ot hem et yiyerek beslenirler. Doğru. Atık piller su kirliliğine sebep olur. Doğru. Çünkü önce toprağı kirletir. Topraktan yağmur ve kar sularıyla birlikte sulara karışarak suyumuzu da kirletirler. Teşekkür ederim. Evet, biraz da düşünerek bulalım. Çevre ikiye ayrılır. Doğal çevre, yapay çevre. Hep tekrarladık aynı şeyleri, bir daha söylüyoruz. Doğal çevreye örnek ormanlar, göller, denizler, peri bacaları, travertenler gibi. Yapay çevreye örnek verirsek barajlar, hayvanat bahçeleri, parklar, köprüler, akvaryumlar sayılabilir. Tüm canlıların ortak özelliklerini en başında saymıştık. Tekrarlıyoruz. Tüm canlılar doğar, büyür, gelişirler, beslenirler, hareket ederler, çoğalırlar, solunum yaparlar, boşaltım yaparlar ve uyarıldıklarında tepki verirler. Evet, şifre bulma etkinliğimiz var. Şifreyi kendiniz bulacaksınız. Ben sadece size cevapları vereceğim. Siz yerleştirebilirsiniz. Balıkların yapay yaşam alanlarından biri akvaryumlardır. Kendi besinini kendisi üreten canlılar bitkilerdir. Gül, aslan, horozun içinde yer aldığı varlık grubuna canlılar denir. Geri dönüşümü yapılan cisimlerden biri plastiktir.
Gereksiz ışık kullanımının neden olduğu tükenebilir kaynaklarımızdan biri elektriktir. Üzerinde birçok canlının yaşadığı cansız varlık topraktır. Bitkilerin çoğalmasını sağlayan genellikle tanecikli bölümlere tohum denir. Nemrut Dağı'nın da içinde bulunduğu çevreye doğal çevre denir.